of Northern Cyprus is part of the world. And I'm now pleased to introduce you, His Excellency, the President of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Dr. Derviş Eroğlu. I would like to welcome the President onto the stage for his keynote address. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri çok kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nun konu olarak Cidde'ye yaptığım ziyaretin hemen ardından böylesi bir toplantının gerçekleştirilmekte olması ve başta Sayın Genel Sekreter İhsanoğlu olmak üzere dostlarımızı, kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten son derece mutluyum. Bize Cidde'de gösterilen ilgi dolayısıyla bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Doktor Ahmet Muhammed Ali ve çeşitli İslam ülkelerinin ticaret sanayi odaları başkan ya da yetkililerini ülkemize görmek bizim için kıvanç vermektedir. Sayın Sarçıklıoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha da güçlenmesi için büyük gayretler sarf etmektedir. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ederken bütün konuklarımıza da ayrı ayrı hoş geldiniz. İslam İşbirliği Teşkilatı bağlı İslam Kalkınma Bankası grubuyla Dışişleri Bakanlığımızı böylesi bir organizasyonu düzenledikleri için de kutluyorum. Cidden güzel gösterilen ilgiden Sayın Genel Sekreter İhsanoğlu ve arkadaşlarının bizim için taşıdıkları güzel duygu düşünceleri iyi bilmemden dolayı yıllardır özlemle beklediğimiz gelişmelerin artık gerçekleşeceğine inanıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta yatırım konulu bu forumun hem İslam dünyasının bir parçası olan ülkemize ve insanımıza hem de dost ve kardeş ülkelerle yatırımcılarına yeni ufuklar, yeni işbirliği imkanları yaratacağı beklentisi içerisindeyiz. Değerli konuklar, Kıbrıs'ın tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği noktada yer alması her daim önemli bir avantaj olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok küçük bir ekonomiye sahiptir ama yapılan araştırmalara ve saptamalara göre büyük yatırım imkanları barındırmaktadır. Uzun yıllar başbakanlık görevinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki biz de bu yatırım imkanlarını geliştirmek için çok çalıştık. Bugün de çalışılıyor ve ben de Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğim söz doğrultusunda konu üzerinde önemli durmaktayım. Son Cidde ziyareti esasen bu çalışmalarımın bir parçasıydı. Sadece Kıbrıs konusu değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların artık kalkması gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapacak yatırımların Kıbrıs'ta bir anlaşma yapılmasına dek yapılmasına ciddi katkı sağlayacağı şeklinde özetlenecek görüşlerini tüm temaslarımda dile getirdim. Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle yol, su, elektrik, telekomünikasyon konularında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam etmekteyiz. Üniversiteler ve turizmi ön plana çıkardık ve önemli mesafeler kattık. Şimdi 7 Mart 2014 tarihinde Anavatan Türkiye'den ülkemize ulaşmaya başlayacak yıllık 75 milyon metreküplük su ile turizm ve üniversitenin yanı sıra tarımda da çok büyük atılımlar yapmayı hedefliyoruz. Sayın Ekmelettin Bey'in bu konudaki uyarılarına teşekkür ederim. Ülkemizin ciddi bir yetişmiş insan potansiyeli vardır. Sevecen, hoşgörülü, aile yapısına önem veren, kendi gelenek ve göreneklerini koruyarak çağdaşlaşmayı çok iyi bir şekilde başaran bir halka sahibiz. Ve bunun çok önemli bir potansiyel olarak görmekteyiz. Ülkemiz dinamik, iyi eğitim görmüş ve yabancı dil bilen genç bir nüfusu ile yatırımcılara kaliteli bir iş gücü olanları sunmaktadır. Yüksek öğrenim ve mesleki teknik eğitim imkanları çok gelişmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ihtiyaç duyulacak alanlarda iş gücünün eğitilmesi mümkündür.
İnşallah düzenlenen bu gibi toplantıların katkıları ve parlamentomuzun, hükümetimizin, ülkemiz ilgili kurumların, kuruluşlarının çalışmalarıyla ülkemizdeki yatırım iklimi daha da geliştirmek ve değerli yatırımcıların yararlanabileceği şekilde sokmak kısa bir süre içerisinde mümkün olacaktır. Yatırım her ülkenin büyümek için ihtiyaç duyduğu çok önemli bir unsurdur, bir faktördür. Global dünya düzeninde artık bir ülkedeki yatırımcıların çok farklı noktadan geldiğini gözlemlemekteyiz. Gerek iletişim olanakları gerekse diğer gelişmeler yatırımcılara uygun koşullar bulunması halinde diğer ülkelerde kaynaklarını değerlendirme imkanı vermektedir. Bu açıdan da bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün yabancı yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün için uygun olan fırsatların gelecekte var olamama ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla zamanında karar verilmeli, geciktirilmemelidir düşüncesindeyim. İnanıyorum ki bugünkü yatırım fırsatlarını değerlendirenler, gelecekte bu fırsatları arayanlara göre daha avantajlı duruma geleceklerdir. Devletimiz, yatırım geliştirme ajansını kurarak yatırım ikliminin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atmış ve Kuzey Kıbrıs'a olan ilgiyi artırmıştır. Bu kurumumuz tüm yabancı yatırımcılara her türlü bilgi ve desteği sağlayabileceği kapasiteye sahiptir. Yürürlükte olan yatırımın teşvik programları da siz değerli yatırımcılar için birçok kolaylık ve fırsat barındırmaktadır. Hiç kimse merak etmesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli ve güvenceli bir devlettir. Anavatan Türkiye ile birlikte yolumuzda yürüyoruz ve Kıbrıs Türk halkı kendi devleti çatısı altında yaşamak, kendi kendini yönetmek, ekonomisini geliştirmek, dünyaya entegre olma konusunda kararlıdır. Bizi 1974 öncesine götürmeye çalışanlar, Kıbrıs Türk halkını kendi hegemonyaları altına alabileceklerini, kendi egemenliklerini, bizim topraklarımızın üzerine sarabileceklerini düşünenler hayal görüyorlar. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ve hükümet yetkilileriyle en üst düzeyde görüşmeler yapan, şu anda Kıbrıs konusundaki görüşme sürecini devam ettiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizi rahatlıkla temin edebilirim ki yatırımlarla veya bu ülkenin geleceğiyle ilgili en küçük endişe duyacak bir belirti veya tehlike söz konusu değildir. Anavatan Türkiye'nin sağlam duruşu, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ortadadır. Anavatan Türkiye Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs işlerinde de sorumlu Sayın Beşir Atalay daha 12 yıl önce bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hiçbir yatırım riskli değildir. Artık gelecek belirsizliği gibi kavramlar ve düşüncelerle buradaki yatırımları asla ertelemeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği daima bugünkünden daha iyi olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, görüşmeler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daima daha iyiye gidecektir demişlerdir. Değerli kardeşlerim, sevgili konuklar, biz Kıbrıs konusunda samimiyetle bir anlaşma istiyoruz. Her şey konuşulmuş ve tartışılmıştır. Yapılacak çok taraflı uluslararası bir toplantının Kıbrıs'ta bir anlaşma için katkı sağlayacağına inanıyoruz ama Rum-Yunan ikilisi uzlaşmazlıklarının Birleşmiş Milletler tarafından bir kez daha tercih edilmemesi için buna karşı çıkıyor. Şimdi top Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde. Biz Sayın Ban Ki-moon'un ortaya koyacağı raporla Kıbrıs konusunun öyle veya böyle bir hal içerisinde bağlanmasında tarihi rol oynayacağına inanıyoruz. İstediğimiz siyasi eşitlik temelinde eşit istatüde iki kurucu devletin bir araya geleceği yeni bir yapının oluşması ve Kıbrıs'taki iki halkın iki ayrı bölgede güven içinde, huzur içinde geleceğe uzanmasıdır. Böylesi uygulanabilir, kalıcı olabilecek bir anlaşmanın bölgemiz ve dünyamız için örnek olabileceği inancındayız. Biz savaşların, çekişmelerin kavgaların değil, barışın,
kardeşliğin, güzelliklerin, Hazreti Eldemin'e gelen olacağı bir bölge ve dünya istenci içindeyiz. Ama Rum tarafı sonuç alınmasını engellemeye, istatikoyu sürdürmeye çalışıyor. Hedefi orta ve uzun vadede Avrupa Birliği'ni, diğer bazı ülkeleri kullanarak Kıbrıs Türk halkını ezmek, egemenliği altına sokmaktır. Değerli kardeşlerim, mevcut istatikoya karşı çıkan bunu barış için tehlikeli olan değişmesini talep eder bizleriz. Bu istatiko Kıbrıs Türk'ünün aleyhinedir. Bu istatiko belirsizlik algısını besleyen, Kıbrıs Türk'üne belirsizlik algısı yaratarak zarar veren bir durumdur. Biz artık mağdur olmak, çözüm olmamasından dolayı bedel ödemek, dünyadan dışlanmak, İslam İşbirliği Teşkilatı veya diğer uluslararası örgütlere hakkımız olan, hakkımız olmasına rağmen üye olmamak istemiyoruz. Sayın Genel Sekreter'e gönderdiğim son mektupta açıkça belirttim. Eğer bu mesele bir süreçle çözümlenmeyecekse, başarısız olduysa, başarısız olduğunun tespiti gerekir. Ona göre bu halkla ne yapacağına karar versin. Maalesef görüyoruz ki müzakereler süreci aleyhimize kullanılan bir araca dönüştü. Ne yapmaya çalışsak bize görüşmeler sürüyor. Siz oraya odaklanın da sonra konuşuruz deniliyor. Yatırım diyoruz, cevap aynı. Bırakınız gençlerimiz sanat, kültür, spor alanında dünyaya açılsın, yarışsın diyoruz, yine cevap aynı. Bırakınız demokratik, çağdaş yaşamımızla uluslararası camiada yerimizi alalım. Sivil toplum örgütlerimiz, kurum kuruluşlarımız dünyadaki muhataplarıyla bulsun. Uluslararası örgütte üye olsun diyoruz, verdikleri cevap yine aynı. Dolayısıyla artık net bir şekilde altını çiziyor ve anlaşma için iki tarafında olumlu yaklaşması lazım. Rum tarafı anlaşma istemiyorsa ki öyledir, artık Kıbrıs Türk halkının önü tıkanmamalı. Biz her türlü olasılığa karşı hazırlıyız. Biz Kıbrıs Türk'ünü aldatacak, uyutacak, uyuşturacak, belirsizlik içerisinde bırakacak ve bir anlamda halkımızla alay etme anlamına gelecek bir sürecin devam ettiricisi olmak istemiyoruz. 40 yıl yeter. Bir 40 yıl daha Rum tarafının anlaşma istememesinin mahkumu olmak istemiyoruz. Kimsenin bize bunu dayatma hakkı da yoktur. Bunu bekleyenlerin insan haklarından, uluslararası işbirliğine ya da daha barışçıl bir dünya tarihinden bahsetmek olmadığı inancı içerisindeyiz. Öyle yorumlamak, değerlendirmek, ayrım yapmak istemiyoruz ama acaba bize yapılanların arkasında bir İslam ülkesi olmamız mı yatıyor diye zaman zaman kendimize sormaktan da geri kalamıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz İsrail bombaları altında, biz müzakere masasında yıllarca ve dünya oturmakta ve dünya buna seyirci olmaktadır. Artık İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin halkını daha da sıcak bir şekilde kucaklamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde olan ambargoların kaldırılması yönünde de öncülük etmelerini beklemekteyiz. Değerli konuklar, sözlerime son verirken sizi bu güzel İslam ülkesine yatırım yapmaya davet ediyorum. Yatırımlarınız dünyanın gerçeği görmesine, adaletsizce uyguladıkları ambargoların yanlışlığını görmelerine neden olacaktır diye düşünüyorum. Ve ayrıca yatırımlarınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek vermeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsünün İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde daha da yükseltilmesinin dünyanın dikkatini üzerimize çekeceğini ve anlaşma yönünde teşvik edici olacağına inanmaktayım. Öyleyse geliniz ülkemize yatırım yapınız. Geliniz siz kazanınız. Geliniz biz kazanalım. İnsanlık, dostluk, hakkaniyet ve barıştan yana olanlar kazansın. Yatırım yaparsanız pişman olmayacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve bir kere daha değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Thank you, the President.